Güldür Güldür'e hoş geldiniz. Yoğun trafik günümüzün çoğunu alıp götürüyor, öyle değil mi? Bakalım sürekli iş değiştiren bizim memurlarımız bu konuda nasıl bir çözüm bulmuşlar, izleyelim. Buyurun. Sürücü kursuna geldik. Biz de ne taraftan? Bu taraf efendim. İyi günler. Aleykümselam bacım. Merhaba. Aleykümselam diğer bacım. Buyurun. Merhaba beyefendi. Biz ehliyet almak istiyoruz. Sebep? Sebep mi? Hayvanız ehlileşmek istiyoruz. Ne sebebi ya? Allah Allah. Hanımefendi, şakacı ama ehliyetsiz. Bize muhtaç. İşi zora sokacağız. Evet, ne diyorduk? Sebep. Sebep ne olabilir ki efendim? İşte araba kullanmak istiyoruz. Bunun için de sürücü kursuna geldik. Efendim, atlayacağız arabamıza. Hop Nişantaşı senin, hop bebek benim. Böyle piyasası olsun, turu olsun. Gideceğiz. Wow! Çok ulvi bir sebepmiş gerçekten. Kusura bakmayın, size ehliyet veremiyoruz. Nedenmiş o? Size ehliyet verelim, ondan sonra gidin arabayı park edemeyin. Arabayı park edemeyince ondan sonra İstanbul'da dağ gibi trafik olsun. İstanbul'da dağ gibi trafik olunca siz gidin benim büyüğümü suçlayın. Ben büyüğümü yedirtmem. İyi de yani nereden çıktı ki canım şimdi park edemeyeceğimiz daha şey yapamadan? Nereden biliyorsunuz? Belki çok güzel park edeceğiz. Belki böyle giri vereceğiz tak iki arabanın arasına. Kağıt şeyinde böyle kalındı. Sen bu işi yap. Ha? Sen arabalarınıza tak diye park et. Ben senin adını o park ettiğin sokağa vereceğim. İki hamlede park eden ilk Türk kadını. ama beyefendi bence çok ön yargılı davranıyorsunuz. Evet. Gerçekten. Mesela benim babam 35 yıllık şoför. Benim anam da 35 yıllık ev hanımı ama ben mantığı açamıyorum. Çok yersiz bir argüman sundunuz bana. Vallahi hiç hoş değil. Neyse canım, zaten gereksiz konulara girmeyelim daha yani şey yapmadan. Ama biz bu işte çok başarılı olacağımızı biliyoruz. Ne olur bunu tartışmayalım artık ha? Ya ben sizi parazı sokağa atmayın, çarşı vermeyin diye çabalıyorum, didiniyorum. Siz işi yokuşa sürüyorsunuz. Bu durumda ben amirime danışacağım müsaadenizle. Kendisi aynı zamanda sürücü kursumuzun direksiyon hocasıdır. Amirim, ben İbrahim. İki tane kursiyer geldi. Kadın. Ay ne bu böyle bir imalı imalı kadın? Ne bu? Evet, benim taklidimi yapıyor. Kötü yapıyor. Agresif asabi halk safhada. Tabii, tabii. Ne? Yok ya. Hadi canım ya. Hadi, hadi kapat tamam. Hayır, sen kapat. Ben kapattım. Ya hadi, seni öpeceğim. Alkış aldım onların... Pardon amirim. Ben şimdi üstümü almaya gideyim çünkü o benim üstüm olduğu için tek başa gelemez. Ben üstümü almaya giderken siz burada bekleyin. Üstüm, ben bilmem üstüm bilir. Üstüm dökme, tanıyor musunuz? Ben gidiyorum, üstüm geliyor ben. Ay! Gerçekten ruhum sıkıldı ya. Kalk kız gidelim Allah aşkına. Bunlar manyak, elimden bir kaza falan çıkacak. Hayır ya, saçmalama. Sakin olmamız lazım, tamam mı? Hem kızım düşünsene o ehliyet aldığımız zekalamızı ya. Böyle polis gelecek, camı açtıracak diyecek. Alkol aldık mı diyecek. Biz de diyeceğiz ki hayır, o makineyi üflemeyiz diyeceğiz. Tıpkı ünlüler gibi. Evet. Çıkıyorlar ya beni üflemem. Alkıt bıçağına. Ay çok havamız olacak kız. Geriye alalım. İbrahim Bey, geriye doğru alalım. Vitesi geriye. Böyle gel bırak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben direksiyon acısı Bilal Koçil. Bu da direksiyon. Biz onu fark ettik beyefendi. Galiba mesleğinizi çok seviyorsunuz. Yanınızdan ayırmadığınıza göre. Amirim her sabah direksiyonuyla uyanır ya. Evet, hayatıma yön vermeyi severim. Neyse, ehliyet diyorduk. Evet. Arkadaşlar, daha önce trafikte bir vukuatınız oldu mu? Yani ne bileyim, bir el kol hareketi olur, bir böyle camdan sarkma olur.
Milletin birinci, ikinci derece akrabalarına küfretmek olur. Var mı öyle bir deneyimimiz var mı yani? Efendim müdürüm daha çıkamadık ki yani olsun. Bir de bu geldi başımıza ya. Yani bunun konumuza ne ilgisi var? Ben onu bir anlayamadım da. Olur mu efendim? Ne demek ne ilgisi var? Şimdi arkadaşlar biz sizi hazırlamak zorundayız. Ha. Anladınız mı? Hı hı. Misal çıktınız yola. Birden biri önünüze bir kırdı. Anladın mı? Böyle tamponu çizdi. Hı. Adam çıktı camdan böyle... bir şeyler diyor. Terbiyesizleşiyor. Ne yapacaksınız? Öyle mel mel bakacak mısınız? Yok. Lütfen arkadaşlar kendinizi korumak zorundasınız. Kendinizi koruyabilir misiniz? Efendim çok güzel saç baş yolarız. Ağız burun dalma var. Tırnaklayabiliriz. Deneyelim mi üzerinizde mesela? Aynen ortam geliyor tamam. Anlaşıldı 62 olan yerindeyim. Arkadaşlar ben neyse konuyu değiştireyim. Siz hangi sınıf ehliyet istiyorsunuz? Hangi sınıf mı? Aa, çok güzel ya, çok şakacı bir insansınız gerçekten. İlkokula mı yazılıyoruz ayol? Kim o? Benim. Hele gel. Amirim, bu kadınlar bizim şaka yaptığımızı zannediyor. Halbuki biz şaka yapsak kendi komikliğimize kendimiz gülmez miyiz? Misal ben bir tane yapayım. Adam birisi bir gün yolda gidiyormuş, kafasına tepeden buda heykel düşmüş demiş. Bu da mı gelecekti başıma? Onun şakası komik olunca gülünüyor. O biraz kendini kaybetti ama yine bak o bir güldü. Bunu evet ehliyet diyorduk buyur. Evet, evet. Arkadaşlar ehliyet sınıfı nedir bilmiyor muyuz? Ay, tabii ki biliyoruz efendim, tabii ki biliyoruz. Haydi madem artık oluyor A sınıfı olsun efendim. No frost mu olsun derin dondurucu mu olsun? A1 mi olsun, A2 mi? A1 olsun canım. A1 olsun. En iyisi olsun. Olmuşken en iyisi olsun. Motosiklet ehliyeti mi istiyorsunuz? Paket servisi işine falan mı gireceksiniz artık? Beyefendi, biz sadece araba ehliyeti istiyoruz. Motorla işimiz yok. Hanımefendi, araba ehliyeti B sınıfı olur. Araba, kamyonet, minibüs bunlar B sınıfıdır. Vapur kullanacaksan V sınıfı alırsın. Çok doğru. Arkadaşlar, siz arabadan anlar mısınız? Ya da en azından anladığınızı düşünüyor musunuz? Yani görsek tanırız. Canım benim, ben de görsem uçağı tanırım ama kullanabilir miyim? Kullanamam. Ha, misal beni gördünüz, tanıyorsunuz ama ben kendimi kullandırtmam. Evet. İlgisiz ama konuyla alakalı. Evet arkadaşlar size ehliyet veremeyiz. Araba kullanmayı, arabayla ilgili bir fikriniz yok sizin. Ya bu iş ne kadar uzadı. Ne kadar uzadı bu iş. Yani alt tarafa bir ehliyet nedir? Ama arkadaşlar sinirlenmeyin. Yani siz sinirlenirseniz amirim gelir. Vallahi amirim gelir ya bakın. Çocuklar ne oluyor bu? Ne gürültü ya? Amirim hoş geldiniz. Efendim arkadaşlar ehliyet almak istiyor. Fakat yani hiç araba kullanmayı falan bilmiyorlar. Ya canım kardeşim araba kullanmayı bilsen ben niye sürücü kursuna geleyim ki? Oh ne güzel. Ehliyeti ben vereyim. Araba kullanmayı ben öğreteyim. Var gelin ben sizi şoförlüğünüzle yapayım efendim. Yok. Ya hanımlar siz boştan yere gerilmişsiniz, etleriniz bak sert sert olmuş ya. Misal şimdi ben size bir soru soracağım. Sizin kaza riskine karşı kaskonuz var mı? Değerli saygıdeğer müdür beyefendi. Daha hiçbir şeyimiz yok ki kaskomuz olsun. Ama kaza riski var. Can. Misal şimdi arabanın kaç tekeri var? 4 tekeri var. Siz 2 kişisiniz. Bir de istepne 9 çarpı 76. 76'nın karekökü 3. 3 çarpı pi r² küpüyle 2'yi çarptığımız 2.678.003. A, B, C, D, E, F, G. Hasan karşıdan 2 kişiyle geliyor. Salak Osmanlı öbür taraftan. H2 Salak Osman 4, H2'yi atalım, H2 o. Vallahi suyun formülünü buldum lan. Ya Bilal sen de bu arabayı buraya park etme ya.
Amirim, ani geldim de arkadaşlar oyaladı biraz ondan, kusura bakmayın. Koçum, personel şeyi otopark orası ya. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın ama gerçekten aklımı kaybedeceğim. Yani biz buraya ehliyet almak için geldik, deli raporu alacağız, öyle gideceğiz birazdan. Bu belli ama oldu. Siz boşa geriliyorsunuz, o etleriniz boştan yere sert sert oluyor. Şimdi hiç canınızı sıkmayın. Biz size şimdi bir spirasyon testi yaparız, olur biter. Ne testi amire? Sivilizasyon. Ya ne? Sivilizasyon. Sonuç olarak? Simülasyon. çocuklar getirin bakalım arabayı. Sarı şimşeğe getirin, sarı şimşeği. Getir bakayım ya abi. Al. Vallahi bunun plakasını alana kadar canım çıktı amirim ya. Aferin, iyi yapmışsın ama. Sağ ol. Evet, şimdi hanımlar. Siz şöyle ön tarafa doğru geçin. Çocuklar, biz de arabanın arkasına binelim. Buyurun hanımlar. Abi kusura bakmayın, ben bunları kullandığı arabaya binmem. Tehlike eksiza diyorum. O zaman sen orada dur, tabela ol. Evet, hanımlar, hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Bilal'cim, istersen sen ayağa kalk. Ben ayaktayım amirim. Hatırlat da sana bir takoz yaptıralım. Evet hanımlar, şimdi yola çıkabiliriz. Hayırlı yolculuklar. Haydi. Efendim, yavaş yavaş vitesi yükseltelim. Evet, çok güzel. Vitesi yükseltelim. Sola dön, sola dön. Sola. Eyvah, önümüze biri çıktı. Frene bas. Fren mi? Fren hangisiydi? Sağ mıydı, sol muydu? Müdürüm, hangisine basacağım? Sola bastım, sağa bastım. Ya maşallah. Teşkiye Camii'nde her namazına mütakip zincir kuyuda verdi toprağa. Allah rahmet eylesin. Gördünüz ona. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen söyleyin. Ortadaki fren. Ay yaşadım. Bravo. Bravo size. Doğru bildin. Evet, şimdi hanımlar biraz da trafik sınavı diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşımız İbrahim gördüğünüz gibi tabela. Ama acaba İbrahim ne tabelası, ona bakıp ne yapabiliyoruz? Dikkat, ayı çıkabilir. Vallahi doğru, bildik. Vallahi bildiniz. Efendim bak, kasis var önümüzde, tümsek var, yavaşça geçiyoruz. Evet, geçtik, tamam, güzel, hızlanalım, hız arttıralım. Evet, orası daha yüksek. Kökle. Bırak. Güzel, çok güzel. Allah, fren patladı. Yokuş aşağı gidiyoruz. Ne yapacağız? Sağ yap. Nasıl yapacağız? Ya da ölmek için çok bekarım kızım. Allah'ım, ne yapacağız? Sağ yap. Önümüze ayı çıktı. Ayı. Oy! Bobo efendim. Araba değişti beni. Bobo! Sağ bir can çekişiyorum ve gitti. Amirim, çocukların sevgilisi ayı yokuya çarptı. Kızım. Bir kuşak telef oldu şimdi ya. Sen ne yaptın ya? Ayıyı öldürdün ya. Ama müdürüm, ayı bir şekilde belirdi önümde. Ne yapacağım? İn, hemen şey yap. İlk yardım yap. İlk yardım derken? Ağzımdan öpeceğim, suni telefiz yapacağım. Bal yedim, çok tatlıyım baba. ayı çıkabiliyorsan çarpabiliyorsun. Gel bakalım. Lan ayı, sus ayı. Polis sesleri. Lanet federaller peşimizde. Yeter! Çıldıracağım, kaç gidelim. Kaçın! Federaller gelin! Aman felaket! Ya amirim ya. Bak, iki kadın daha trafikten kurtardık. Ne iyi akıl ettiniz ya? Bu kadınları kovalayan sürücü kursu işini akıl ederek. Vallahi çok sağ olun ya. Kadınlarımızı bu trafik öküzlerinin elinden günah keçisi olmaktan kurtarıyorsunuz. Helal olsun size. Aklınıza bin yaşayın amirim. Ya, sağ olun çocuklar, sağ olun ya. Akıl etmek dedin de aklıma geldi. Sen geçen gün yine bir düğünde çılgın bir figür yapmışsın. Ya amirim, her defasında kim uyduruyor ya bunları? Ben uyduruyorum. Ben. Vallahi ben İbrahim'in yalancısıyım. Ya hatta figüre bir isim de koymuşsun. Bükreş'teki karşılama demişsin. Hı? Nasıl bir figür? Göster bakalım şunu bize de. Estağfurullah, mesai saatinde amirim. Sen bana karşı mı geliyorsun?
Estağfurullah. Sen hamileye karşı mı geliyorsun? Hayır da efendim. Bilal, hadi şu gösterim hala. O zaman siz de şöyle yanına... Tabii tabii, biz şey yapalım, gelin hadi. Şey yapalım. Gel bakalım. Sarışım. Sarışım. Şey, gel bakalım. O zaman ben mendili alayım. Tabii amirim, buyurun. Amirim. Evet. Normal dört ayak halayımıza karşıdan Bükreş Dükü geliyormuş. Sonra ona bir selam çakıyorum. İkincisinde de eyvallah yapıyorum. Buyurun. İsterseniz bir göster. Müziği tamam. Alayım mı? Korkar mısınız? Uçaktan korkarım. Neyinden korkarsınız uçağın? İlk kalkış zamanında. Öyle yanlara tutunurum, gözlerimi kapatırım. Kaptanlar her limanda başka sevgili bulurlarmış ya, öyle derler. Pilotlar sizce nasıllar? O çünkü havada uçuyor. Sevgili nasıl bulacak? Vallahi pilotlara bayılıyorum, ne dersiniz deyin. Eşiyle ya da akrabasıyla aynı işte çalışan var mı? Merhaba Ali abi. Siz kimle çalışıyorsunuz? Ben, biz sürahlece minibüsçüyüz ya. Ama ayağa kalkman gerekiyor ya, affedersin. Abi sürahlece minibüsçüyüz yani, anladın mı? Anladım abi. Hangi hat? Ben de Kadıköy, meşhurdur yani bizim hatım. Biliyorum şey minibüs. Amcamla birlikte çalışıyorum ben. Evet. Yani nasıl diyeyim sana, anlaşamıyoruz. O da parayı seviyor, ben de parayı seviyorum. Anladın mı? Mikrofonu yakın tutarsan ağzına... Yani belli bir saat var. Mesela saat... O saat 7'de çıkıyor işi. 1'de arabası vermesi gerekirken 2'ye kadar çalışıyor. 2'ye kadar ne yapıyor? 70 lira daha alıyor. Yani. Anladın mı? Bari 35'ini sana versin. Ben 1'de aldığım zaman o 70 lira bende kalıyor yani. Peki şu kameraya bakarak amcana bu şikayetini seslenir misin? Yani böyle olmuyor amca yani, anladın mı? Şimdi minibüsü kullanan olarak bütün trafik kurallarına uyuyorsunuz. Bazen çarpıyoruz işte. Oluyor böyle şeyler. Bazı trafik şeyleri oluyor yani. Peki o telaş bir an önce dönüş yoluna geçmek için mi? Yani minibüsün saniyelik yanında... iş olarak sürüyoruz. Arabayı saniyelik sürüyoruz. Acem biri pat önümde durdu zaman koyuyoruz yani. O tabii yani. Yapacak bir şey yok. O da onun yani. O orada durulur mu değil mi? Aynen. Tabii. Güzelmiş. Başka ne gibi şeyler var mesleğin cilveleri? Yani ben arkadaşım şu an şeyde, Kıbrıs'ta asker. Aha. Kendisi. Yani biz Fenerbahçe maçına gitmiştik. Şükrü Saraçoğlu'na. Benle o gitmiştik. Yani takım, karşısındaki takım Fenerbahçe'nin ufak bir takımdı. Dedik herhalde biletler yani uygun gelir bize, ikimiz için. Bilet dedik 88 lira dedi bize. 88 bize ağır geldi. 88 artı 166 yapıyor. Biz de orada bekliyoruz böyle. Bir 88 kişi... ile 88. İki kişi 166 yaptı, anladın mı abi? Evet. İki bilet olunca indirim oluyor efendim. Bize, bize ağır geldi. Bize ağır geldi. Biz orada bekliyorduk. Bir kişi bize dedi ki bir kombinem var. Sizlerden birini alabilirim dedi. Güzel. Ben dedim sen git dedim. Sen daha koyu Fenerlisin dedi. O dedi sen git dedi. Anladın mı abi? Yani birbirimizi satmadık yani orada. Şimdi, sonuç ne oldu? Yani birbirimizi satmadık, anladın mı abi? İkiniz de gitmediniz. Gitmedik. Ya boş ver ya. Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Devam abi, yollardayız yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz ne konuşuyoruz? Hani ilk programımızda bir pilotla otobüs kaptanı kız isteme olayı vardı. Bakalım onlar birlikte böyle bir aile ortamıyla aynı iş ortamında yer alırlarsa ne oluyormuş, onu işledik efendim. Buyurun izleyelim. Dünürüm, kokpitime hoş geldiniz.
Allah! Bir sarsıntı mı oldu? Düşüyoruz mu? Allah'ın adını verdim, doğruyu söyle. Şu an yaklaşık 10.000 metre yükseklikte uçmaktayız. Az önce küçük bir türbülansa girdik, korkacak bir şey yok. Dear dinlerim, welcome to our board. Ya tamam ya! Tamam, Allah aşkına İngilizce konuşup durma be! Ya şurada ölsem, selamı İngilizce okuyacaksın yani. Yeter! Yalnız böyle basık ortam mı olur ya? Sen burada nasıl çalışıyorsun? Benim otobüs öyle mi halbuki? Geniş! Öyle ferah! Havalandırmaya fıstısı bir sıktırıyorum, mis gibi kokuyor biliyor musun? Şimdi ben kaçsa otobüs sürüyorsam el ele ele kattal olduğu için... Bütün yeni otobüsleri bana veriyorlar. Ben sürüyorum. Yağ gibi kayıyor biliyor musun hepsi? Yağ gibi. Sanırsın uçuyor dünür. Efendim bu sanmadan uçuyor. Bu hakikaten uçuyor efendim. Şimdi bu otobüsle uçağı daha fazla kıyaslayıp zamansız alçalmayalım. Daha yolumuz var efendim. Sen sakin, çok iş yaptın da konuşuyorsun. Daha çok yolumuz varmış. Uçak kalktıktan sonra dolanıp duruyorsun. Ne yaptın ki? Lan! Sen dolanıyorsan uçağı kim kullanıyor? Allah'ım düşüyoruz. İmdat çekici nerede? Ben de paraşütle ön camı kırıp atlayalım hadi. Hadi! Efendim sakin ol ya. Allah aşkına ne paraşütü, ne imdat çekici. Metrobüs mü bu ya? Allah Allah. Şu anda otomatik pilottayız. Otomatik pilot mu? Hı-hı. Vay be. Kendiliğinden gidiyor yani. Hı-hı. Ulan ne kadar yakışın var ha Dünür. Ne oldu? Şaşkınlıktan ağzının suyu damladı değil mi? Dikkat et, damlatma. Elektronik bu. Çarpılırsın Dünür. Ya ne şaşıracağım ya? Allah Allah! Senin otomat pilotun varsa, benim de Ankara asfaltında 120 ile giderken 10 dakika uyumuşluğum var aslanım. Ne haber? Efendim bir debriyaj, bir frenle ben de uyurum. Sen hayatında bu kadar çok düğme gördün mü ya? Evet, düğme çok. Ama ne olacak ki? Ben bir düğmeyle kapıyı açıyorum. Sen kapıyı açmak için kamyon yanaştırıyorsun be. Ya. Şimdi müsaade edersen sesimi açıp iniş için anons yapacağım. Pa, pe, pi, po. Pa, pe, pi, po. Mam, mem, mim, mom. Ya bu ne ya? Sanki Gören der ki uzun hava okuyacak. Bu neyin hazırlığı? Alt üstü bir anons yapacak. Ver ben yapayım anons. Versin o ver ben abi. Ah. Otobüs, otobüs. Havalandırma, otomatik kapı, otomatik kapı, otobüs, otobüs, gılama. Sayılsın şu anda 13 yükseklik çok. Ya ne yapıyorsun ya? Anons yapıyorum, ne var ya? Rezil ettin beni ya. Sevgili korkularımız, az önce araya yurttan sesler kors frekansı geliyordu. Hepinizden çok özür diliyoruz. Dear guests, that was an idiot on the bar. We are sorry, we are sorry, sorry. Vallahi bir daha yapma Dünür'üm, kızacağım ama ha. Aha! Dünür bak geldi, kopya göründü ya. Yalnız bir çok sıkışık, ikiden mi gitsek? He? Efendim ne biri ne ikisi Allah. Bütün yollar bizim ya, sen merak etme. Bir iniş izni isteyip de şu işi bitirelim artık Allah aşkına, bu neymiş ya? Bak, bak, bak. Hanımdan izin almadan bir şey yapamıyorum demiyor da. Efendim eşim kulede çalıştığı için izin almak durumundayım. Delirtmeyin beni Allah aşkına. Ya bırak Allah'ını seversen Dünür. Önceden güvenlikçiydi. Sonra niye kuleye geçti? Seni kontrol edebilmek için. Biz bilmiyoruz mu ya? Lan ne pısırık adamsın Dünür ha. Efendim ben hiç kimseden korkmam. Allah Allah. Kule beni duyabiliyor musun? Kule beni duyabiliyor musun? Oya abla koş koş, Şevket abi arıyor. Sen dur, sen dur, dur. Sen dur. Kureye beni duyabiliyor musun, Kureye? Duyabiliyorum Şevvk 110. Neredesin bu saate kadar? 20 dakika rötar neden yapılıyor havada? Kabin memurlarından bir arkadaşın doğum günü vardı. Onun için pasta kesti Kureye. Şahaneymiş canım. Kimmiş o kabindeki arkadaşlar? Tek tek isim istiyorum Şevvk 110. Aşkım onlar benim iş arkadaşım. Lütfen saygılı ol, saygılı ol Kule. Yenge ben Bilal Koçit. Şey yapma, kusuruna bakma. Valla hiç hatası yok Dünür'ümün ya. Bu çok iyi eğitilmiş. Ben sana diyeyim. Senden izin almadan tuvalete bile gitmez bu. Tabii tabii anlıyorum. Ne? Peki neden şimdi aranıyorum ben acaba? Röter varken aramıyorum, şimdi aranıyorum. Yaklaştım da gelirken alınacak bir şey var mı diye aradım. Ekmek falan var mı evde? Bir de
İniş izni isteyecektim kuleye, iniş izni isteyecektim. Zaten ŞVK 110 sadece ya inerken ya da kalkarken geliyorum aklına. Şevket abi, Şevket abi, kadın dediğin biraz da havada anılmak istiyor yani. Şu kabin ekibine gösterdiğin ilginin yarısını o ya ablama gösterseydin, oho! Ha, Mehtap sen çık aradan Allah aşkına ya. Aşkım, bir tanem, aşağı inelim, şu iniş iznini ver de ondan sonra konuşalım bunlar lütfen. O neydi lan? Yakıt alarmı, yakıt alarmı. Aşkım, kuleciğim bak, yakıtın bitmek üzere, vallahi çakılacağız, yapma. Şu iniş iznini ver, aşağıda halledelim derdimizi, hadi. Vermiyorum ŞVK 110. Ne yapacaksın şimdi? Cehennemin dibine in. Orada kesersin o pastaları, o seslerle. Kule kırıcı oluyorsun, kule kırıcı oluyorsun. Yenge, ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Ver şu iniş iznini ya. Mazut bitti, çakılacağız ya. Vermiyorum efendim. Vermeyeceğim tuttu. Vermiyorum, kule değil miyim? Cehennemin dibine in. İnmiyorum ulan. İnmiyorum, hadi bakalım ne yaparsan. İnmiyorum. Ne iş hayatım kaldı, ne özel hayatım ya. Şevket abi, Şevket abi. Ay vallahi hem suçlusun hem güçlüsün Şevket abi ya. Vallahi. Aa, yani bu kadar olur. Ne kadar olurmuş? Bu kadar diyor. Ay sanki biz bilmiyoruz yani. Geçen gün kokpitte o yavlanın annesini çekiştirdiğini biliyoruz. Ne çekiştirmesi, ne annesi? Sen nereden biliyorsun? O ya. Sen kara kutumu mu dinliyorsun benim ya? Ay canım, ne alakası var? Geçen gün tozunu alıyordum. Kutunun yanlışlıkla kapağı açılmış. Oradan istemeden kulak misafiri oldum canım, Allah Allah. Ayıptır ya, yemin ediyorum ayıptır. İyice abarttın sen ya. Öyle mi olduk şimdi ŞVK 110? Tamam o zaman, çık git hayatımdan. Terk ediyorum seni. Asıl ben seni terk ediyorum lan. Aa, kapattı. Ya dönürüm şimdi. Tartışılacak zaman mı sence? Ne sence? Allah Allah. Sen haklıymışsın. Vallahi haklıymışsın Dünür ya. Ben istediğim yere inip istediğim yerden kalkmak istiyorum. Bu neymiş ya? Ay sana akıl veren kafama tüküreyim ya. Ya kule, kule. Kule, ben Bilal Koçit, kule. Arıyor, dayanamadı. Açayım mı? Aç ama köpek çek o ya abla. Tamam. Çek. Ne var ŞVK 110? Ne var? Dayanamadın mı? Ne var? Ben ŞVK değil ya, ben BLL. Dünürüm sana bir şey söyleyecekmiş, bir saniye. Bak, Allah'ın adını verdim. Ya kurban olayım, önce inelim, sonra terk edersin. Öp, ulan. Hadi Allah aşkına ya. Oya, bunu hatırlıyor musun Oya? Ne? Gösterindir beni benden alan. Alandır gösterin beni benden. Kimi zaman kadehinden süzülen bir damlayım. Kimi zaman kadehinden süzülen bir damla değilim. Bu bana yazdığı ilk şiir, biliyor musun? Your eyes are so long. Şimdi girme İngilizceye, ne yapıyorsun sen? Çakılacağız ya. O ya abla ya. Sen hemen bir şiirle böyle yelkenleri suya indirecek kadın mısın? Bırakma kendini ya, bırakma. Değilim, doğru söylüyorsun. Mehtap Hanım, sizinle çok tanışmıyoruz ama çık lan karıdan. Şirret karı. Karı koca arasına girme. Terbiyesiz. Sus. Ben onun gönlünü nasıl alacağımı biliyorum. Ne yapacağım? Direkt olaya gireceğim. Nasıl ya? Üzerinize geliyor bunlar. Üzerinize geliyor. Oya! Aa, delirdi adam aşkına. Ne yapıyor bu, kuleye girecek? Bilmiyorum Oya. Ay çok romantik. Altıma kaçırdım. Koca adam altıma kaçtı. Ya sen bu çiçeği neresinden attın uçağın? Bir tane attın, oraya 18 tane düştü. Komşudan aldım bir tane de gittim 10 tane. Peki uçaktan nasıl atıyor onu? Öyle pencereden... bir atıyor ki işte darmadan oluyor. Açacağım pencereyi. Ha? Kıyamet kopar. Yaklı ya size abi. O zaman şöyle yapalım. Yine at ama pencerenin açıldığını hissedelim. Tamam. Aç. Bilal'in oradaki pencereyi açıyorsun bir de. Buyurun. Ben onun gönlünü nasıl alacağımı biliyorum. Direkt olaya gir, direkt olaya gireceğim. Olaya mı? Aa, geliyor.
Kule aldın mı gülü, kule aldın mı gülü? Şevket abi ya, bir kuru gülle gönül alacağını mı sanıyorsun sen? Alır belki. Ya sen nasıl kadınsın maymun? Ulan karı koca arasına girme vallahi, direkt senin üstüne düşerim ha. Konuşma be, geçerken gördüm seni. Sen benim üstüme düşsen yağmur yağdı sanırım, küçük. Ulan yağmur damlası da küçüktür ama göl yapar. Hiç fikrim yok bunu niye söyledim. Ulan amma naza çektiniz lan. İnmiyorum ulan. İnmiyorum, hadi ne yaparsanız yapın, inmiyorum. Yok yok, sen yine de atarlanma ya. İnelim biz, inelim inelim. Yok ya, ben istenmediğim yere inmem ya. Bu ne ya? Allah Allah. Ha şimdi böyle mi olduk ŞVK 110? Tamam o zaman. O karı kutuna o tarihine yaz. Bugün bu ilişkinin bittiği gündür. Yürü kız. Ne oldu şimdi? Vallahi ben kuş gibi oldum ya. Rahatladım Nünür ya. Vallahi billahi haklıymışsın sen ya. Bu neymiş ya? Bir tek sorun kaldı. Nereye ineceğiz ya? Lan kahrolsun. Kalk. Allah belanı vermesin senin Nünür gibi. Çakın. Ne yapıyorsun Nünür? Nereye gidiyoruz? Esenler otogara. Sür, yemin ediyorum. Sür gidelim, sür ya, sür. Abdo! Oğlum bana peron ayarlayın. Yok yok, büyük araç. 6, 7, 8, 9, 10. Onların hepsini bana ayırın. Uçakla geliyorum yavrum. Tamam, hadi kapat. Sayın yolcularımız, uçağımız seslenler otogarına inecektir. Servis olan işçilerimiz Beşiktaş, Beylikdüzü, Avcılar'dır. Lütfen uçuş süresince kemerlerinizi takın. Bismillah. Belediye başkanlığına aday olsanız ne vaat edersiniz? Bedava ulaşım. Haftada bir gün ücretsiz kuaför. Şehre Jennifer Lopez'i getireceğim. Bol bol ağaç dikeceğim. Alex Fenerbahçe'ye geri gelecek derim Alex. Alex ve Fatih Terim Fenerbahçe'ye geri gelecek. Seçim yapmakta zorlanan var mı aramızda? Kararsız olan. Evet, kesinlikle. Evet, en son ne konuda böyle kararsız kaldınız? Ben birçok şey konusunda kararsız kalıyorum. Aklınıza örnek... gelen böyle enteresan bir şey var mı? Ya sabah mesela işe gideyim mi, gitmeyeyim mi? O konuda bile kararsızım. Sizin kararınıza kalmış bir durum mu işe gidip gitmeyeyim? Yani bazen kararlı mıyım, kararsız mıyım onda bile kararsız olabiliyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Müşteri temsilcisiyim. Yani işe gitmek zorundasınız. İşe gitmek zorundayım kesinlikle. Evet, bunu çözelim bir kere. Efendim malum seçimler yaklaşıyor. İki tane belediye başkan adayı arasında kalan seçmen neler yaşıyormuş izleyelim. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, belediye başkan adayları adeta bir ilke imza atarak ev ev dolaşıp oy istiyor. Görüntülerde başkanı bir eve doğru giderken görüyoruz. Bunların hepsi gösterge ya, vallahi bak. Bak bak, seçimden önce bunlar halkın içindenmiş gibi dağılıyor. Seçim bitti mi de halkı dışarıdan bitiriyor. Vallahi yalan hepsi. Aman Şevket ya, senin de böyle her habere yorum yapman bir ilginç gerçekten. Bindiği taksiye göre siyasi görüşü değişen bir insansın sen hayatım ya. Allah Allah, biz 98 kuşağıyız kızım. Gördüğünüz gibi başkan bir apartman kapısından içeri giriyor. Anam, anam, anam 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 lan. Kız bu bizim apartman değil mi bu? He Şevket, Şevket bize gelmese bari ya. Ve başkan kapıyı çalıyor. Vallahi geldi. Benim dediklerimi mi duydu bunlar? Evin içine böcek mi koydular? Bizi mi dinliyorlar? Ne oldu 98 kuşağım? Rengin attı. Kız ayıp, ayıp, ayıp. Dur. Oo, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Buyurun. Başkanım. Hoş bulduk seçmen. Başkanım. Hoş bulduk seçmen. İki kişi miyiz? İki. Bir, iki. Süper, tamam. Basına birkaç poz verelim. Biraz samimi poz verelim lütfen. Başkanım, sonra onları göndeririz. Buradayız başkanım. Başkanım biraz daha samimi. Samimi olun. İki kulağı unutma, iki kulak. Evet, iki kulak. Evet, şahane, şahane. Evet. Yakın, çok güzel. Hadi yeterli bu kadar. Çıkın bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi canım benim. Sen çok iyisin, devam et. O saçları da kestireceğiz. Hadi bakalım. Efendim, popomuza layık değil ama buyurun.
Ben şöyle baş köşeye geçeyim lütfen. Malumunuz efendim, baş köşeye oturmak siyasi bir hastalık. Tamam. Evet. Ne alırdınız başkanım? Vallahi varsa birer oyunuzu alırım. Malum seçim mevsimi. Oy yasağı kalktı artık, oy atacağız değil mi? Ben de inşallah 5 dönemdir olduğu gibi efendim tekrar başkanlığa adayım. Efendim bu da naçizane hediyeniz. Hayır. Efendim ne gerek? Kabul buyurun. Ne gerek vardı efendim ya, Allah Allah. Çok. Bir zamandır da hediye almıyordum vallahi. Efendim baktıkça beni hatırlarsınız. Şöyle. Baktıkça sizi hatırlarız. Zaten başka bir şey mümkün değil. Sağ olun efendim, yine sağ olun. Sağ olun. Yalnız başkanım benim bir şikayetim var. Aa, şikayete bayılırım ben. Şikayet dinleyin ki yardımcı olayım efendim, tabii. Nedir, buyurun. Yani evin önü şantiye gibi oldu, yürüyecek yer kalmadı. Daha iyi yapılması için bakım yapılıyor. Her şey sizin iyiliğiniz için. Ya bakım yapılıyor da bizim hanım kendine o kadar bakım yapmıyor, gözünü sevdim. Ama efendim biz bakalım ki daha güzel, daha cici olsun değil mi? Neyse bu kadar şikayet yeter. Yeterince ben aldım bunları. Gideyim. Oyu da verdiyseniz artık başka kapılar çalayım ben izninizle. Hayırlısı artık. Ne yapalım? Hadi bakalım. Ah, misafir mi bekliyorduk? Yok. Misafirse onun da alayım oyunun ölçüsünü. Buyurun, buyurun, buyurun. Allah Allah, Allah Allah. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Sevgiler, saygılar. Bendeniz İsmail Soyadı, belediye başkan adayınız. Belediyemizin sorunlarıyla ilgili sizinle görüşmek isterim. Ya bizim kapıda seçmen kaynağı mı yazıyor? Boş bulan başkan içeri giriyor. Siz bizi düşünür müydünüz ya? Biz sizleri çok düşünürüz. Sizler bizim için süper kahraman gibisiniz. Allah Allah. Biz süper kahraman. Evet. Süpermen, Spiderman, seçmen. İsmail Bey. Siz de mi buradasınız? Ne işiniz var? Vay İbrahim Bey. Sizin burada ne işiniz var? Efendim lütfen seviyeyi düşürmeyelim. Canlı yayındayız ya. Ne canlısı, ne yayını Şevket ya? Vallahi üstüme çok pis bir Ali Kırcalık geldi benim ya. Şevket, yaz yakışmış ha. Şevket Bey, bu belediyemizin altyapı sorunlarıyla ilgili herhalde sizin de şikayetleriniz vardır yani. Vallahi biz de şikayetimiz var, sıkıldık, bir sıkılmışlık da var, doğru yani. Ama efendim şimdi bakın, altyapı altyapı diyorsunuz da zemin kötü, biz ne yapalım? Biz elimizden geleni yaptık ama bir sorun bakalım, İsmail Bey bizim beldemizi tanıyor mu, biliyor mu? Ha? Her sene başka yerde aday oluyor bu adam. Çok haklı, katılıyorum. Her yıl başka yerden adaysınız. Yani ben nereden bilebilirim ki? Belki de bizim beldemiz sizin için gelip geçici bir heves. Olur mu efendim? Benim niyetim ciddi. Diğerlerine de aynı şeyi mi söylüyordun İsmail? Ha. Diğerleri benim için bir gençlik hatasıydı. Başka şehirlerde mutluluğu aradım. Ama sizlerin sıcaklığını hiçbir yerde bulamadım. Tamam. Allah aşkına bağırmayın şu evin içinde ya. Altta komşu, üstte komşu. Gözünüzü seveyim, bağırmayın ya. İsmail Bey, açıkçası ben size biraz yükseldim yani. Teşekkür ederim. Ben de size yükseldim. Hadi bakalım. Efendim ben elektrik alamadınız mı? Vallahi kusura bakmayın da sizden hakikaten elektrik alamadık yani. O zaman şöyle yapalım. İsterseniz bir çay içelim beraber. Yok, biz sizden gerçek anlamda elektrik alamadık. 2 günde 1 elektrikler kesiliyor. İbrahim Bey, dizilerimin hepsi kopuk kopuk. Misal Hürrem. Hürrem'i izliyorum böyle güzelcene, tamam mı? Elektrik gidiyor. Tekrar bir geliyor ki Hürrem değişmiş. Efendim ben kaçırdığınız dizileri tek tek gelip size burada anlatırım. Açık. Bana oy verin, size Muhteşem Mehtap diye dizi yapın. Bana oy verin, size koy vereyim. Ne? Ege'den. Bana oy verin, gerisini koy verin. Vallahi ben size yükseldim. Vallahi yükseldim. Ben de size yükseldim. Çok memnun olacaksınız gerçekten. Peki ya ben? Bana bir şans daha veremez misiniz? Ha? Hatalarımı telafi etmem için bir şans daha. İbrahim Bey, vallahi yani şöyle bir şey, artık bir ilişkimize ara versek, siz de bir dinlenseniz, biz de bir düşünsek,
benim oyum açıkçası İsmail Bey. Çok mutlu olacağız gerçekten. Bitti mi yani? Buraya kadar mıydı? Ben daha fazla oksijen tüketmeyeyim, burada gideyim. Teşekkür ederim 5 dönem için. Ama gitmeden şunu size vermek istiyorum. O neymiş ya? Bana verdiğiniz ilk oyun pusula sıvı. İlk günden beri onu saklıyorum. Artık beni hiç bir önemi yok. Siz de kalabilirsiniz. Rahatınıza bakın. Gelin, gelin, gelin. Ah canım ya, çok romantik. İbrahim Bey. Ben düşündüm, taşındım. Benim oyum size. Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Eşiniz için gerçekten çok üzüldüm. Bu içi boş safsata adamın oyunlarına kandı. Bana bak, oraya gelirsem senin ağzını da kırarım, kırarım. Oraya gelirsem senin burnunu burarım, burarım. Can kaba kağıt be, can kaba kağıt. Ama ayıp efendim, artık yeter vallahi billahi. Yani ben diyecek bir şey... Tamam, ikinize de birer oy vereceğiz, artık çekin gidin Allah aşkına ya. Söz mü? Söz, yeter ki siz vaatlerinizi... Oğlum! Siz onlara oy veremezsiniz. Niye? Çünkü siz kardeşsiniz. Ne diyorsun lan? Böyle saçma oldu, pardon. Yani başkanım, sizin partiyle sizin partiniz birleşti. Artık aynı partidesiniz. Zaten aday olarak da başkasını göstereceklermiş. Allah kahretsin. Çek sen şu... Gel canım. Allah kahretsin. Çekil sen şuradan. Çekil. Bunlar ne yaşatıyor bize hanım? Ben anlamadım, vallahi ben anlamadım. Ben de anlamadım Şevketçin'i. Bir dakika ya. Yani şimdi Muhteşem Mehtap yayınlanmayacak mı? Açıklıyorum. Hazır mısınız? Yeni aday benim. Eğer bana oy verirseniz Muhteşem Mehtap'ı ben çekeceğim. Birinci sezon için 20 bölüm, ikinci sezon için de 20 bölüm. Bu da Muhteşem Mehtap'ın 40. yılıdır. Dayınızı sever misiniz? Hiç sevmem. Çok hayırsız ondan. Dayım ama aşığım. Taparım zaten ona. Nasıl bir dayınız var? Allah'a emanetleşiyor. Çok çirkin esprileri var ya. Dayım Azer Bülbül'e Tamer Karadağ'a benziyor. Düğünde ne gibi sıkıntılar yaşanır? Düğünde genelde organizasyon konusunda sıkıntı yaşanır. Kadınlar daha böyle topuklu giyime meraklı olduğu için erkekler kısa kalıyor. Evinden aldığım 1.80 eve getirdim 1.60 çıktı yani. Biz ne yaşadık biliyor musun abla şimdi? Bir takı taktılar, takı parası. Birimize altın, birimize şey falan. Onları kaynanam aldı. Ya, kaynanam arıyor. Açsın. Yok anne, işteyim. Her düğünde belli aksaklıklar olur, öyle değil mi? İşte akrabalardan biri sarhoş olur, müzikle ilgili problem yaşanır, pasta gelmez, gelse de istediğiniz gibi gelmez, yemeklerde sıkıntı olur. Zaten oturma düzeni başlı başına bir problemdir. Var mı düğününden bahsetmek isteyen, böyle enteresanlıklar yaşayanlar? El sallayan var, buyurun oraya doğru hızla atarsak mikrofon. Aslında kaldırmayacaktım da eşimin zoruyla kaldırdım. Evet. İstiyorsanız baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Soru neydi? Düğünüm, kendi düğünümü aşağı yukarı hemen ben organize ettim. Hayret. Evet. Evet. Şimdi eşimle dans ediyorum, solo yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yani slow dans ediyorsunuz bir evet. Aşk parçasında. Şimdi oradaki yemek dağıtan ve oradaki temizlik sorumlu kişi yanıma geliyor, kulağıma diyor ki, ya Özkan abi diyor, tuvalette tuvalet kağıdı kalmadı, ne yapacağız diyor. Şeyde, düğün dansınızda. Evet. Eşimin yemeğini başka davetli yedi. Orada... Bir bayan geldi. Gelinle damadın yemeğini alabilir miyim dedi, aldı yemeğini yedi. Ha. Ama sormuş. Sordu tabii, kibarca sordu.
Hanımefendiye verelim mikrofonu. Sizin hatırladığınız bir şeyler var mı? Hatırladığım bütün gün yemek yememem ve aç kalmam ve akşam birisinin bana gelip de yemeğimi istemesi. Sonra ne oldu, bir baygınlık falan? Yok. Başka enteresan bir şey oldu mu? Sevinçten bayıldı. Benimle evlenmesinde. Doğru mu? Yok canım, doğru değil. Efendim size nice mutlu yıllara beraber inşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu karışıklıkları her düğünde bir akrabamız gelir, çözmeye, düzeltmeye çalışır. Bakalım bizim düğünde nasıl oluyormuş, izleyelim. Buyurun. Yahu her düğünü severim. Hepsine koşup giderim ama bu başka ya. Ulan dayısının tavus kuşusu. Ulan sen damat mı oluyorsun lan? Mehtap, hele şuna bir bak ya. Ne kadar yakışıklı olmuş, aynısı benim karizmama. Yengesi kurban olsun ona. O takım elbise nasıl yakışmış? Nasıl yakışıklılık? O nasıl yakışıklılık öyle oğlum? Baktıramıyorum, bak Bilal, göndersene. Hadi gitse, hadi gitse o. Kurban olsun, o pembe papyon nasıl yakışmış, nasıl yakışmış. Kurban olurum. Aynısı Kenan İmirzalı. Aynısı. İkinizin birden miyop olmasına gerçekten çok iyi oldu teyze. Teşekkür ederim. Canım benim, iltifat da ettin sen yengeye de. Yeter, yeter. Mehtap çocuğu öldüreceksin. Azıcık da ben seveyim ya onu. Allah! Allah! Ulan sen dayını mı yeneceksin? Hadi gel, hadi gel. Hadi, hadi gel. Hadi ben buradayım, hadi gel. Hadi gel. Bak, bak Mehtap, öbürü nasıl kıskandı, bak, bak. Yok, kıskanmadım dayı. Yok, yok, kıskandım. O dudağım böyle sarktı. Sanki dayın görmedi onu. Gel, seni daha seveyim. Hadi gel, hadi gel. He, sen dayını mı yeneceksin? He. Bırak, azıcık da ben, azıcık da ben seveceğim. Bak, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Geç, 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 çabuk. Yengesi kurban olsun. Anam bu gelin değil. Ne dedik bu ne güzellik kızım? Ama oğlum, siz neyi unutmuşsunuz? Hele geç karnının yanına, siz neyi unutmuşsunuz bak? Ya neyi unuttuk dayı ya, neyi unuttuk? Ya yeter, gelinimizin beline bağlayacağımız kırmızı kuşağı unutmuşsun dayısı. Ama! O unutulacak şey mi yavrum? Ya ne kuşağı ya, ben kuşak muşak istemiyorum ki. Canım niye istemiyorsun? İlişkinin başında ben de seni istemiyordum, sonradan alıştım. Alıştım, sen de alışırsın yavrum kuşağa. Kuşaksız gelin olur mu? Heh. İyi de... Benim gelinliğimi çok ünlü İtalyan modacı Christopher Baum tasarladı ya. Yani şu gelinliğe o kuşak takılır mı? Ya bütün Türkiye biliyor ki o adam Alman ya. Hadi bilemedin Türk yani ama İtalyan değil. Hazır, hadi. Başla. Ya ye. Sev hadi, sev, sev hadi git. Sevme bitti. Kafam başa gitti. Ya yenge ne kırmızı kuşağı ya? Benim modacım öylesine ünlü ki hem de İtalyan. Ravioletti, Daraniniante, Montriani, Ecruyante, buongiorno. Yani düşün, bu kadar uzun ismi olan adam. Vallahi kendisiyle tanışmak isterim. Takamam yani kuşak. Ne kuşağı ya? Gündüz kuşağı. Ya çocuklar, bu şakalardan ben de o kadar çok var ki. Ya hepsini yapacağım size, merak etmeyin. Ama önce şu kuşak işini halletmemiz lazım. Kızım, kırmızı kuşaksız gelin olmaz. Hadi Mehtap, biz gidelim. Şeyler gelmeden, misafirler gelmeden hemen kuşak işini halledelim. Hadi çabuk, 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 çabuk. Mutsuzluktan şu dakika ölmek üzereyim İsmail, farkındaysan. Ya ben de dayaktan ölmek üzereyim, anlamadım bu nasıl bir düğün ya. Daha gerdeğe girmeden. Ne oldu? Ne oldu, daha ne olsun? Hayallerimle oynadın. Beni evlilik vaadiyle kandırdın ve şu an buradayız. Seni evlilik vaadiyle kandırıp evlenmem gerçekten çok ayıp olmuş.
Kızım duvak mı sıktı? Ne oldu? Limonatana bir şey mi kattılar? Delirdin mi? Ne oluyor ya? İstediğim gibi bir düğün olmadıktan sonra neye yarar evlenmek? Ben istiyordum ki kır düğünü olsun. Kırmızı halılar bile önümden geçsin isterdim. Ama olmadı. Olmadı. Beni bodrum katındaki Yiğidim 2 düğün salonunda evlendiriyorsunuz. Bunu unutmayacağım. Aşkım bak burası daha emniyetli güzel. Kır düğününde böyle oramıza buramıza böcekler kaçardı sonra. Hem burayı dayım çok beğendi. Dayım söyledi o yüzden. Hep o dayın değil mi? Hep o dayın değil mi? Hep o dayından yengen değil mi? Hep o dayından yengen. Başımıza... Neyim? Yengen. Hep o dayından yengen. Kızım bu ne ya? Yengen ne ya? Yengen diyor, yengen. Yengen diyemiyor, yengen diyor. Farklı anlamları değil mi onların? Yengen ayrı, yengen ayrı, yengen de mi? Yengen ne, yengen ne? Hocam e'leri ben açık kullandığım için, yoksa herkes de bilir. Yani dayının karısı yengendir her zaman. Her şeyi açık kullanıyor, mezhep geniş. Bu yengen ne, yengen ne? Yengen tost. Yani kalıcı bir çözüm bulmak için bu yani yengen kalıcı diyebilmesi için ne yapması lazım? Vallahi yengesiyle konuşması lazım yani. Neyi konuşacak? Otursun konuşsunlar, biz artık buramıza geldi yani. Bravo. Şimdi öğrendi o zaman, düzgün söyleyelim. Buyur. Hep o dayın değil mi? Hep o dayın zaten senin. O yengenden, o dayından. Onaylıyorum. Arada da böyle garip garip bir hayvan çıkıyor. Ne o İsmail? Niye oldu? Bilmiyorum, içine bir sahne hayvanı giriyor. Böyle bir tiyatrocular derler, içinde sahne hayvanı var derler. Benim sende de var mı? Var var, bende de var. Sende de var sahne hayvanı. Ben... Seninki ses çıkarıyor mu? Hayır, nohut yediğim zamanlarda çıkıyor. O sahne hayvanı mı? Sahne hayvanı. Yani sahneye gelince mi oluyor? Yok, boş bulunduğum her yerde oluyor. İnşallah şu anda o hayvan bir yerinde değildir. Ben yani çok rahatım şimdi, izninizle. Allah korusun, bu mikrofonlar var bak. Buyurun. Da kaldı. Evet, oradan alalım. Çok acı. Evet. O yengenden, o dayın düğünüme gelmeyecekler. Anlıyor musun? Saçlarıma bak. İsmail, kadın beni kendi kuaförüne götürdü. Bak, konuştuğum zaman bak. İsmail, bu ne? Niçin ben böyle bir saç takıyorum ya? Sim dökmeye kalktılar kafama. 2013 yılında sim mi olur ya? Bak ağlıyorum, bak. Bak, yaylanıyor bak. İsmail, bu ne? Aşkım, sen o simi sis farı gibi düşün. Bunları da amortisör gibi düşün. Biz böyle 2 santimden kesersek o böyle yere daha rahat oturur. Yol tutuşun daha rahat olur aşkım, daha havalı olur. Anne, baba, ne oldu, niye ağlıyorsunuz? Yavrucuğum, bu İsmail'in yengesi. Şey, bana dedi ki, kız tarafı düğünde ağlar dedi. Beni zorla ağlatmaya çalıştı. Ben ağlamayınca da üstümüze bir kutu gözyaşı akıtıcı sprem yaptı. Bana da çekti. Buram mı geldi bak? Buram buram ağlıyorum. Buram gitti. Bunun dayısı yok mu? Bunun. Vur elini, korkak alıştırma, vur. Dayısı. Tutturdu beni. Erkekler tuvaletine sıkıştırdı. Çıkarttı ceketi. Burama sıkıştırdı ceketi. Zorla. Dedi, gelinin babası dedi, göbek atmaya her zaman hazır olacak dedi. Böyle kaldık. Çok... Ah benim zavallı ebeveynleri. Bak İsmail, bu gece, bu düğünde dayın ve yengen olmayacaklar. Onları asla bu düğünde istemiyorum. Anlıyor musun İsmail? İstemiyorum. Aşkım ne olursun, adam sünnetimden beri benim bugünü bekliyor. Ben nasıl derim onlara olma diye? Beni hiç ilgilendirmiyor. Eğer onlar bu gece olurlarsa başım ağrır, midem bulanır, habire uykum gelir. Ben duymam. İstediğin o an hiçbir zaman yaşanmaz İsmail. Case closed. Deme öyle deme. Deme öyle deme. Derim. Soyu tükenmiş panda yavruları gibi ayağımın altında böyle gıvrım gıvrım dönersin. Ama sana acımam. Gözünün yaşına bile bakmam. Anlıyor musun İsmail? Anlıyor musun? Case closed.
closed. Ya ne closed, Allah'ını seversen ne olur deme, öyle deme. Bak hallederiz ha. Yani sen bu bir gece için mi diyorsun yoksa... Ömür boyu diyorum. Aa zürriyetim kurudu. Kadın ne olursun. Hayır, Allah'ını seversen yapma ne olur. Tamam ya. Of. Eyvah geliyorlar, geliyorlar, kaç. Şşt Dünür. Ceket yerinde güzel. Al çekil bakayım. Oyağınım daha güçlü ağlıyoruz. Nasılsın? Daha böyle... Lütfen. Yalnız o şeyi biraz aç. Dünür. Dünür onu biraz aç. Daha halay çekeceğiz. Terlerse ayıptır. Aç ulan! Kız! Ne? Sen kafandaki zimlerimi söktün. Bana böyle geliyor. Nasıl? Yok öyle olmaz. Şimdi hemen kafamı... İbrahim bu kadın bizi zimle öldürecek. Aç! Ya kızım onun sim makinesi var. Onu niye getirmedin? Aha! Unutmuşum ben onu ya bile. Neyse düğün stresi olur öyle şeyler. Boş ver. Bu işi hallet İsmail. Bu işi hallet. Kızım nereye bak? Dayın sana kuşak aldı. Bak kuşağa bak. Bak. Aç aç aç. İsmail. Dayısının antilopu. Oğlum siz kavga mı ettiniz yoksa düğün öncesi? Ya dayı ben nasıl açıklayayım bilemiyorum ki. Ne oldu? Ya Sami İsmail onu yemişlere bir şey mi oldu? Vallahi yüreğime iner canım. Bilal tut beni. Tuttum kızım dur. Ya yenge gerçekten kuru yemişlerde bir problem yok. Şan fıstığıyla leblebi oranları aynı. Hiçbir problem yok. Tamam. Orada bir problem yok da dayı ben nasıl diyeceğim sana bunu? Gelsene bir ya. Allah'ıma şükür ben de sandım bir şey oldu. Başka ne olursa olsun ya. Olabilir ki. O oran tutmazsa çünkü çok tehlikeli. Allah'ım söyle hele söyle. Bazı ortamlarda birileri olduğunda onun orada olmasını istemezsin ama söyleyemezsin. Onun anlayıp gitmesini beklersin ya. Yani çocuğum ben hiçbir şey anlamadım bu dediğinde. Ya tamam ben anladım. Ne? Ya İsmail'im haklısın dayısının kasım potası ama yani şimdi nasıl diyeyim? Bunlar da gelinin anası babası şimdi nasıl git diyeceğiz? Anladın mı? Yani bu geceyi görmek onların da hakkı biliyorsun yavrum. Yok dayı biz yeterli sizi düğünde istemiyoruz. Ney? Ney dedin? Sakin ol. Ah kalbim. Sakin ol. Merak etme düşmeyeceğim. Ben buradayım Bilal, ben buradayım. Ben buradayım kocam, ben buradayım. Sıkı dur Bilal, sıkı dur. Kızım, ağzımın içindesin görüyorum az çekil ya. Allah Allah Mehtap. Yavrum, dayısının tavus kuşu. Ulan biz sana ne yapmışız? Niye bizi düğünde istemiyorsun çocuğum? Dayı, vallahi biz daha Avrupa'yı bir düğün hayal etmiştik. Oğlum sen bizi Avrupa bilmez mi sandın? Biz Mehtap yengenle 8 sene Beylikdüzü'nde oturduk. Hatta senin düğün pastanı da oradan sipariş ettik. Biz o pastayı iptal ettik. Daha butik, daha başka bir pasta sipariş ettik. Nasıl? Pastayı iptal mi ettiniz? Oğlum hiç kremasından keki görünmeyen pastasız olur mu? O kadar çocuk gelecek, aç açacak, biz almadık, biz nerede aldık diyecek. Bir daha sıraya girecekler. Bir daha pasta alacaklar. Mehtap çılgınlık bu. Çılgınlık bu Bilal. Dayı biz davetiyeyi de yazdırdık. Çocuk istemiyoruz. Kapıya adam koyduk. Çocuk da girenleri içeri almayacaklar. Lan çocuk olmayacak mı? Çocuklar içeride koşmayacak mı? Biz sinirlenip onlara tekme atmayacak mıyız? Onların babası gelecek, siz benim çocuğuma vurmuşsunuz diye vurduk. Ne vurduk biz senin çocuğuna deyip kavga çıkmayacak mı? Mehtap çılgınlık bu. Çılgınlık Bilal. Dayı anlayın artık, biz minimize bir hayat istiyoruz. Canım yavrum minimize bir hayatla onca insana. O kadar pasta nasıl yetsin evladım? Düğün pastası dedi en az 5 katta olur çocuğum değil mi Bilal? Doğru dedin. Dayı her şeye karışıyorsunuz ama. Arabanın aynasına havlu bağladığınız bir şey demedim. Kaportanın üstüne çocuk bebek koydunuz, bir şey demedim ama arkaya yazdığın yazı ne ya? İçişleri Bakanı'nı aldım, hükümeti kurmaya gidiyorum yazmışsın ya! Mehtap yengenin aklına gelmişti. İlk duyduğumdan ekirdim ya. Diyor ki, İçişleri Bakanı'nı alıyor diyor. Hükümeti diyor, kurmaya gidelim diyor. Siz evleniyorsunuz yani. Onu diyor. Ulan ağlarken gülmek buymuş meğerse ya. Ben gülmüyorum dayı. Pekala İsmail. Pekala oğlum. Dayısının orangutanı. Ben de gelip sana soracaktım ki bu gece halay başı olduğunda hangi mendili kullanayım? Puantiyeli, mavişi, kusura bakmayın.
Size verdiğim sözü tutamadım. Bu gece Bilal. Ceptesiniz, kusuruma bakmayın. Dayı artık git. Bilal'im, zaten artık ben durmam bu düğünde. O zaman gidek. Gidek. Hadi gidek kızım. Eyvah, 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 eyvah. Reyin de almışlar Hayri eniştemi Reyin. Zarfçı çocuklar, zarf istiyorlar kapıda. Ya gidin verin, ben ne bileyim. Yok. Veremeyiz. Eyvah. Veremeyiz yavrum. Bir tane bilet gelmiş, bütün zarfları alıp kaçmış. Evet, birileri de o kuru yemişleri çantasına atmış. Kadınlar isyan çıkardılar. Kuru yemiş olmazsa düğünü yakarız diye tehdit ediyorlar. Ne yapacağız? Şükrü eniştenin kulağına gelmiş zurnacı davulcu ötürüp ötürüp duruyorlar. Kaos büyüyor. Hay Allah ya. Aklıma bir fikir geliyor ama. Ha yeter. İsmail. Dayı. Yenge. Ne olur bize yardım edin. Düğünü kurtarın ne olur. Dayı, biz ettik siz etmeyin. Bakın şu an beyden değil. Gerçekten ağlıyorum. Ne olur geri dönün. İşte o. Pekala. Düğün maske olun. Volkan, Ersen, Bahadır, Bahadır'ın kız kardeşi hele gelin çabuk. Çocuklar, alın şu zartları çabuk. Zartçı çocuklara verin. Merak etmeyin, içi boş. Dayınızdan kaçmaz. Hele çekin. Al şunu davulcunun davuluna sok. Şunu da zurnacının zurnasına. Hadi koçlarım benim. Şunu da alın. Üst katta meyve suyu içenlerin takviyesini yapın. Heh, canım bak bak. Kuru yemiş isyanı çıkaran kadına da sen bunu ver tamam mı? Kuru yemişler yolda geliyorlar. Haydi haydi gidin çabuk çocuklar haydi. Dayı. Yenge. Bizi affedebilecek misiniz? Dayı zürriyetim kurudu ama düğünüm kurtuldu. Gel hele gel gel gel. Allah'ını sen kızımı mı sen? Sen dayına mı şey yapıyorsun lan? Dayı, bu halayı bize lütfeder misin? Lütfen. Puantiyelim, var mısın çıldırmaya? Ver müziği. Masajı nedir? Efendim? Spa masajı. Spa masajı mı? Kanka spa masajı neydi? Spa masajı nedir? Masaj dur. Spa bir eşeğin şeyi yani yavrusu olan var. Bir de masaj olarak var hani böyle taş maş koyuyorlar üst üste falan. Hamamda ne yapılır? Tellak çağrılır. Masaj uygulanır yani. Vurdura vurdura. Kese yapılır kese. Festival, peştemal. Yani onun gibi bir şey işte. Hamama giden? Teller. Hamama giren ıslanır. Oo bayılır. Hamama giren çıkamaz. Çıkar. Göbek atar. Böyle şeyler. Şu arkaya iyice. Evet. Şimdi moda ne efendim? Moda spa merkezleri. Türlü türlü ülkelerin masajları öyle değil mi? Var mı spa'ya gidenler, sık sık masaj yaptıranlar? Şurada biri var. Buyurun. Ben de iş sebebiyle yaklaşık 3 ay boyunca Tayland'da yaşadım. Bu on. Abi bu on. Yani da. Çok güzel orada tropik adalar var. Kesinlikle. Asyalılara göre insanların ayakları en değersiz yerleri. En değerli yerleri de başlarıdır. Çünkü Tanrı'ya en yakın olduğumuz yer kafamızdır. O yüzden öyle düşünürler ve kafa kutsaldır mesela. Evet, hiç amuda kalkmazlar mesela onlar. Mesela küçük çocukların kafasına vurursanız dayak yiyebilirsiniz orada. Çünkü kafa kutsaldır. Bizim klasik hareketimiz vardır. Yani evet. O enseye mesela. O yaşadım birkaç müşterim öyle şoföre hareket yaptı mesela. Gerginlik oldu birkaç tane. Şoföre hareket yapınca gerginlik her ülkede olur efendim. Mesela orada işte çok masaj yaptırma şansım oldu. Ne çeşit yani spalara mı gittiniz sadece masaj mıydı? Orada yapılan bu bahsettiğiniz kompleks şeklinde yapılan ama biraz daha farklı mesela. Evet nasıl? Sonu farklı. O zaman ben de diyeceğim ki nasıl?
mutlu. Evet, çok mu sıcak oldu burası ya? yani... Masaj, ne tip masajlara girdiniz? Yani başını da merak ediyoruz. Mesela klasik tayı masajı var. Bunu yapabilmek için hanımefendiler yapıyor bunu. Yaklaşık 2,5 yıl tapınakta eğitim görüyorlar. Hakikaten i̇şte, mi? Doğru, peki ne doğru. Özelliği var? Tapınaklarda mesela vücudun haritası var. İşte çok eski bilgeler bu haritayı çıkarıyor. Hani bu elden bahsedilen zaten baş ağrısının giderilmesi falan. Vücudumuzun birçok noktası elimizden geçiyor. Onlar bunu öğreniyorlar orada. 2 saatlik bir masaj yapıyorlar. Hakikaten yorgunluğunuzu alıyor. Peki başka ne çeşit masajlar var? Bir de balıklarla uyguladıkları bir masaj var. Hah, değişik bak. Evet, onda da ayaklarınızı dizinize kadar balıkların bulunduğu bir akvaryuma sokuyorsunuz. Bunlar arkanıza geçiyor. Bir de mesela çok ilginç bir durum var. Daha da ilginç durum var ha? Çok çok ilginç. Şimdi mesela bize pardon. Bize kadar bacakları suya soktuk. Balıklar ne yapıyor? Emiyorlar balıklar. Ayaktaki bir belli bize nokta. Kadar sokuyoruz. Balıklar orada emiyorlar. Toksinleri evet. Herhalde. Evet, o sırada da masaj mı oluyor? Arkada da beyefendi veya bir hanımefendi. Canınız sıkılmasın diye o sırada arkadan da o da masaj yapıyor size. Baş boyunca. O klasik masaj mı? Klasik. Bir de daha enteresan bir şey vardı. Çok enteresan bir şey vardı. Bir gün işte gece kulübüne gittim. İşte eğleniyoruz vesaire. Lavaboya gittim. Lavaboda işte ellerimi tam yıkıyordum, arkadan biri yaklaştı bana. Birden bana masaj yapmaya başladı. Sonra sırtıma soğuk havlu koydu. Sonra döndüm, bir tayliydi. Yani masaj her yerdeydi orada. Peki, teşekkür ederiz. Efendim biz de hikayemizi bir spa merkezinde işledik. Buyurun bakalım neler oluyormuş spa merkezinde. Buyurun, buyurun İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, spa'mız burası oluyorlar. Masajınızı burada alacaksınız efendim. Çok huzurlu bir ortam. Nasıl bir masaj arzu ederdiniz acaba? Hint, Uzak Doğu, İsveç, Bali, Sivas. Sivas masajı da mı var? Efendim, halk arasında kütletme diye tabir ediyoruz. Böyle çok otantik bir tattı. Bir paket açtık, tak içine koyduk onu. Bakınız, ben size isterseniz birazcık göstereyim. Efendim, bana lütfen sırtınızı gösterecek şekilde. Ellerinizi derin nefes alaraktan arkaya doğru veriyoruz. Evet efendim, birleştiriyoruz. Şimdi efendim bakın, bu çok iyi bilinen bir şeydir efendim. Halk arasında bir tabir olarak biz bunu uygularız efendim. Efendim, olmuyor, olmuyor. Sivas mesajı size uygun değil. Şu dakika bunu fark ettim. Yok, yok. İbrahim, yeter, beceremiyor. Sen ona nasıl yapıldığını göster. Allah. Ya hocam, vermeyin balı bir şeyi ya. Yaşatmayın. Bir de şunu söyle, spa ne kızım? Eşeğin büyük yavrusuna spa denir. Hayır canım, o spa. İşte bir büyüğü spa. Hadi görüşürüz canım. Hayır, hayır, gel. Peki göster Sivas kütletmesini. Yeter. Sivas kütletmeyi gösteririm. Nasıl yapıldığını göster. Malatya kıtlatma da var bende. Onu yap. Bizim yöreden olsun. Yap onu. Malatya kıtlatma şeydir yani. Şunları böyle at. At. Hayır, şunu göster. O zaman Sivas'a geçelim. Geçelim. Evet, bu hafta Sivas'tayız. Evet, ama sakatlama. Yaz bir şey söyleyeceğim. Yavaş yapsın hocam. Çünkü bunun sağ sol hiç belli olmaz. Evet, Kastamonu kız... hömürdetme vardır. Onu da ya. Şu. Kız oyuna devam etsin yani. Şudur. Kızım, İyi geldin. İndir. Ha. İndir. Oğlum çok o. Ay ya. Oldu mu, iyi geldi mi? Resmen küt dedi be. Evet. Sivas'a kaçtım ya. Buyurun. Haydi. Kütlemede kalmıştık. Efendim, şu dakika fark ettim ki spa'mızda bu masaj size göre uygun değil.
Evet. Zaten ben Sivas masajı değil, varsa bir Bali masajı alayım. Yanında altılı tavuk kanadı veriyoruz, arzu eder misiniz? Yo, istemem. Masajı kim yapacak acaba, siz mi? Ay yo 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 yo. Ben Bali masajına tövbe ettim efendim. Aa, neden? Efendim bir 2,5 yıl bir tapınak... bir tapınak maceram oldu. Orada bir sona doğru bir gidiş vardı. Nasıl bir son? Mutlu. Dolayısıyla efendim, yani o şekilde ben buradayım şu anda, spa'mda. Tamam, o zaman kim yapacak? Efendim, masajınızı Uzak Doğulu Mehtap yapacak. O kadar sizi rahatlatacak ki. Sizde bir kavram karmaşası gördüm suratınızda ama... lütfen bunlara kafayı yormayın. Uzanın lütfen. Evet, spa'mızın en rahat yatağıdır. Rahatça kendinizi bırakın, nefesinizi alın. İnanır mısınız? Masajınız bittikten sonra böyle bir deniz anası kıvamında olacaksınız. Böyle löpçük löpçük böyle... sallanacak etleriniz. Ben size bunu garanti ediyorum. Zaten şu anda da fok gibiyim. Efendim lütfen rahatlayın. Ah. Uzak Doğulu Mehtap sihirli parmaklarıyla geliyor efendim. Ay, lütfen tamam. Bekleyin. Oh, hadi bakalım ya. Merhaba Mehtap Hanım. Hem uzak doğdunuz hem isminiz Mehtap ama bunu yadırgamıyorum. Gerçi elleriniz çok yumuşak. Ben İbrahim. Ben Mehtap. Balilim. Çok güzel. Eliniz gerçekten çok yumuşakmış. Kusura bakmayın, ben de size sırtımı döndüm. Çok tam orası. Oo, biraz sert gitmiyor muyuz acaba? Böyle iyi, böyle iyi. Resmen Japoncayı söktüm ya. Böyle iyi diyor ve ben anlıyorum. Oh, biraz gel sen yavaş olalım. Benim biraz canım acıyor. Kilin çıksın yiğidim, kilin çıksın. Ne oluyor ya? Aa, Uzak Doğulu gelecekti yalnız. Yakın doğulayım ben. Merzifonluyum. Sırtın hep kulunç olmuş. Gel ben onları kırayım, gel. Yok yok yok, bir dakika. Abi sen kimsin ya? Tella abi. Keseli Şevket derler bana. Allah Allah. Keseli sıçanla hiçbir akrabalığım yok. Ya. İsim benzerliği. Tamam da masajda tellan ne işi var abi? Senin ütü masasında ne işin var? Senin göbek taşına yatman lazım. Gel seni benim hamama götüreyim, hemen karşıda. Yok yok. Ya gel şu kirini attırayım, gel ya. İstemiyorum. Niye istemiyorsun ya? Ha? Bali masajı mı olacak illa? Ben hamama değil ki, spa'ya geldim. Lan spa'yla mı doğdun, eşek spası? Abiciğim, havlunumu çok sıktılar. Beynine köpük mü kaçtı, ne oldu bilmiyorum da. Ha. Sen şimdi git, çünkü bana masaj yapmaya Balili gelecek, hadi. Ya istediğin Bali ise ben seni tutkallayıp ovarım koçum. Vallahi bak. Abicim bak, ben hamama tövbe ettim. Hamama her gittiğimde kir birikmiş ayağına yatırıyorsunuz, ondan sonra kese atacağım diye zımparlayıp duruyorsunuz. Kıpkırmızı çıkıyorum hamamda, havuç gibi oluyorum ya. Yalan mı? Kir birikmemiş mi şimdi? Gel bak, izin ver ben senin suratına biraz kese yapayım. Kes. Sen aslında esmer değilsin, sarışınsın ya. Biraz yapsam anlayacaksın. Bak oradan kir baş vermiş. Gel ben onu alayım, gel gel. Abi dur. Gel onu abi, ben alayım, bırak. Gel. Abi. Ne olur izin ver. Bırak. Abi. Bir kaza çıkacak abi, dur. Artık zor kullanmak durumundayım. İstemiyorum dedim ya. Lan o benim ekmek teknem, ne basıyor üstüne lan? Abi dur eğilme ya. Geldiğinden beri şu peştemal açılacak diye çok korkuyorum, gitsene. Ben onu sıkı sıkı bağladım, korkma. Korkma. Bir şey olmaz, bana bir şans daha ver, ne olur ya. Eğer ellerim seni ürküttüyse hiç şey ama... ben her gün krem sürüyorum, Norveçli balıkçılar geliyor, yumuş yumuş bak. Abicim, ben kese istemiyorum. Bali masajı yaptıracağım. Anan babana her gün Bali masajı mı yapıyordu lan? Nereden çıktı bu masaj, eskiden masaj mı vardı Allah aşkına ya? Ne oldu birbirimizin sırtını çığnadığımız günlere ha? Geride kaldı. Bitti. Anlıyor musun? Unutalım artık, hadi git. Ya kardeş, bu eşek sıpaları benim ocağıma incir ağacı dikti ya. Neredeyse bunların yüzünden benim hamamım kapanacak ya. Bana bir şans daha ver, şu boyun kirini alayım ne olur ya.
Beğenmezsen kilini yedi. Bak ben tarih sayılırım. Bana bir boyun borcun var. Kahretsin, tamam kabul. Ama sadece boyun, anlaştık mı? Söz. Sırta inmek, göğsü çimdirmek yok. Yok. Sonra söz. Gideceksin. Tamam, söz. Ne zamandır yapmıyorum. Heyecanlanırsam kusuruma bakma Nuru. Önemli değil. Çok da kötü değilmiş. İyi geldi açıkçası. Bir kez şehir olsa, suyuna sabun olsa benim senin sırtına da bir lif atsam var ya, ne güzel olur. Abi. Abi. Yeter, çek ellerini üzerimden. Canım acıyor, anlıyor musun? Gel. Onun derisi var. 15 kişiyi keseriz. Bir şey yok. Gel. İstemiyorum, anlıyor musun? Git. Balili gelecek diyorum birazdan. Git. Evet efendim. Uzakta oğlum Mehtap geldiler. Hakikaten uzak doluymuş ha. Aa! Şevket Bey, sizin ne işiniz var efendim burada? Bak Şevket Bey, beni sinirlendirme. Salarım uzak doğuluyu üstüne. Vallahi bize uzak yakın fark etmez. Alırım onun paçasını aşağı. Ama dua etsin kadın. Erkek olsa var ya, hatbiru hanzo ya Allah diye. Vallahi bak. Aheste kumda. Öte git lan. Ne diyor bu? Ne dedi şimdi? Beni sinirlendirmesin, tepeyim lan onu hamama gömerim diyor. İyi de kardeşim, siz de kıl mısınız yani adamın dükkanı, hamamının karşısına spa merkezi açıyorsunuz? Aman efendim yapmayın. Gidin biraz öteyi açın ya. Aman efendim yapmayın, artık hamamlı kalmış efendim. Her yer spa olacak, her yer spa. Zincirlerimizle gitgide büyüyeceğiz. Artık o göbek taşları, o hamam taşları ve o kurnalar yok olacak. Kurnasız yaşayamam ben, kesesiz yaşayamam ben. Allı kurnam bizi. Varsa. Sabun söyle, topuk taşı söyle, tas söyle. Hamam da daha güzel çıkıyor, yankı yapıyor ya. Adam ne güzel, içti de okudu ya. Ya olacak şey değil. Ezgilerimizi kullanıp müşterilerime duygu sömürüsü yapmayın lütfen Şevket Bey. Ay çıbaya. Ne diyor lan bu? Ana bacı gitmiyor değil mi? Bir de gidin diyor. İbrahim, bak kulunçların sesini dinle. Kulunçların ağlıyor. Şevket abi, Şevket abi bizi yoğur. Ne olur bizi yoğur diyor bak, bak. Ana, hakikaten öyle mi diyorlar ya? Aman efendim bırakın Allah aşkına. Neden öyle desinler canım? Bak fena halde sinirlenmeye başlıyorum. Hamama kim gidecek? Bir. Sana kim kese yaptıracak? Ben yaptıracağım. Ah. İbrahim, kardeş. Nedir bu değişim? Sen de yoksa ne kadar kirli olduğunu anladın mı sonunda? Hayır abi, kumuşlarımın sesine kulak verdim. May tay yokken kese vardı be. Sen Yeter Hanım, spa salonları sahibi. Hiç mi gitmedin ananla birlikte hamama? Hiç mi dolma yemedin göbek taşında ha? Yedim. Ha, hiç mi göbek atmadın şeyde, hamam taşında böyle eğlencelerde, musiki eşliğinde? Attım. Ya sen Balili kardeş? Miyatsu teba. Ya bırak bana Japon ayağı yapma be. Hiçbir fotoğraflarını çekmedi Türk hamamlarının. Hiçbir göbek atmadın sen de göbek taşında ha? Attım vallahi, çok da güzeldi ha. Lan bu kız Türk'ümüş ya lan. Şevket Bey, beni affedebilir misiniz? Bundan sonra göbek taşı, hamam, kurna, her şey sizin olsun. Ne yani şimdi, bizim hamam kurtuldu mu lan? Hatta ortak bile olabiliriz. Vallahi güzel olur ama şu kızı benden uzak tut. Ben ondan bir huylandım, yanlış anlama bacım. Ben de o, merak etme. Vallahi İbrahim kardeş, bunların hepsi senin sayende oldu. Hamamı kurtardık. Ne demek abi? Yap ben sana bir adam gibi bir kes atayım, gel. Ya abi ya. Gel, vallahi bak, hak ettin sen bunu. Tamam. En çok kirlenen bölgeler, bak bu bölgeler kirlenir. Abi. Şuralar abi, çok kirlenir. Yüz kısmında abi, var ya. Abi yapma, acıyor abi. Şevket abi, izleyicinin önünde yüz kızartıcı şeyler yapmayalım abi. Şıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.